11 Haziran haftalık burç yorumumuza başlıyoruz. Koç burcu, 11 Haziran özellikle tatil planı yaptınız. Tatile gideceksiniz, bayram tatili. Geldikten sonra sizi çok yoğun bir iş temposu bekleyecek. Ve bu işle ilgili atamanız ya da yükselişinizle ilgili netliğe kavuştuğunuz bir dönem olacak koçlar. O yüzden Haziran 11'den sonra ciddi anlamda hedeflediğiniz her şey verimliliğe doğru hareket edecek. Ama sizin tam iş kıvamınız Haziran bitecek, Temmuz ortasında istediğimiz verimlilik, yöneticileriniz ve yönettiğiniz sistem rahata ermiş olacak. O yüzden iş size bu yıl, yaz bitimi itibariyle gerçekten verimliliğini sağlayacak. İlişki yaşamayan koç burçları için de Haziran bitimine kadar muhteşem bir aşk. Ama biliyorsunuz koçların psikolojisi bozuldu. Çok yorgunlar, çok stresli bir dönem atlattılar. 2018 onların istemediği kadar yorucu bir dönem geçirdi. Ama onlar için yıl sonu verimlilik, rahatlama ve aydınlığa kavuşma. Evli koç çift, evli burçları neler bekliyor derseniz koç burçları. Evet, sakinlik çünkü tatil planı yaptınız. Bayram tatilini yapıyorsunuz. İyi tatiller. Sonrasında bir çocuk muradınız var. Ve uzun süredir iş konularıyla ilgili aksilik yaşayan koç burçları Haziran sonuna kadar işleriyle ilgili netliğe kavuşmuş olacaklar. Onlarda boyun ağrısı, bel ağrısı, göz problemi söz konusu olabilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir de bazı mahkemede çözülmesi gereken evraklarınız var. Bunlar çözümlenecek, rahat edeceksiniz. O yüzden koçlar 11 Haziran'dan sonra yeniden inandıkları gücü, kendi enerjilerini bulup doğru noktaya yelken açacaklar diyorum. Ve çocuklarıyla ilgili sıkıntı yaşayanlar da gerçekten verimliliği bulacaklar. 11 Haziran boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız iş konusunda aslında her şey aynı rol artıkta devam ediyor. Beklediği yükselişler biraz, beklediği iş konumlarıyla ilgili yükselişlerde biraz duranlık oldu. Onlar da Eylül'e kadar sabrederlerse hak ettiği ödüllendirmeyi alacaklar. Uzun süredir ilişki yaşamayan, ilişki konusunda mutsuz olan boğa burçları için Temmuz ortasına kadar doğru aşka yelken açma, yıl sonu itibariyle de söz nişan dediğimiz olayın gerçekleşmesini sağlayacaklar. Onlarda da tatil planı var çünkü bayram geliyor, herkes tatile gitmek istiyor. 11 Haziran'dan sonra gerçekten gideceğiniz yeri belirlediniz. Size iyi gelecek ve doping sağlayacaksınız. Hatta spor, rejim bunları yaptınız. Vücudunuz bikiniye ya da mayoya ya da erkekler fit vücuda sahip oldular. O yüzden keyifli ve eğlenceli bir 11 Mayıs bekliyor onları. 11 Mayıs'tan sonra daha verimlilik. Evli çiftler için de çocuk müjdesi var ve kız çocuk sevinci yaşayacak boğa burçlarımız. Bunlarla ilgili sıkıntı yok ama anne sağlığı ile ilgili bir operasyon olabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun süredir de çözmek istediğiniz ailevi mal konularınız var. Bunları yıl sonuna doğru çözmüş olacaksınız. Sağlık olarak da sizde el titremesi, kalp ve ritimle alakalı dikkat edilmesi gereken süreç var. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarla güzel bir hafta sonu diyorum. 11 Haziran İkizler Burcu'nun neler bekliyorsa uzun süredir ailevi tartışmalar ve iş konusundaki huzursuzluklar sizi acayip derecede yordu. Bir sakinlik ve sessizlik, kimseyi görmek istemediğiniz bir dönem başlıyor. Evet, bir hafta kendinizi deneyeceksiniz, yenileyeceksiniz, iyileşeceksiniz ve sizin de büyük bir ihtimal işinizle ilgili yönetici ya da patron olduğunuz yerde büyüme ve iş konunuzla ilgili parasal hayatınızı daha derin bir noktaya oturtma süreci. Hatta ev alma niyetiniz var. İkizler Burcu Eylül'e kadar bu olayı çözeceksiniz. İlişkinizle ilgili de söz nişan dediğimiz bir karar, sanki Ramazan bayramı bittikten sonra ailelerin bir bütünleşmesi söz ve nişan gibi. Sizde de böbrek ağrıları, böbrekle ilgili sırt ağrılarınız var, böbrek taşı, böbrekle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir de anne baba ziyaret etmediniz. Bu bayram sizin ailevi ailenizle geçireceğiniz çok olumlu bir hafta, verimli bir haftaya giriş yapacağız. Bir de uzun süredir iş kurmak isteyen ikizler burcu için gerçekten doğru bir dönem. Haziran sonu iş ve ortaklı bir süreç hayırlı ve aydınlık olacak. Bir de uzun süredir ilişkiyle ilgili yalnızlıktan bulunan ikizler biraz daha sabırlı olursanız Eylül'e kadar doğru aşk ve 2019 evlilik için çok doğru bir süreç. Sizde de gözlük değiştirme, gözle ilgili hassasiyet olabilir. Bir de ev değişikliği düşünecek ikizler burçlu için Haziran bitmeden eviniz değişecek ve hayırlı olacağını düşünüyorum. 11 Haziran Yengeç Burcu'nda özellikle duygusal hayatınızla ilgili ani kararsızlıklar ve ilişki bitirmek ve evliliği bitirmek isteyen yengeçler artık bu kararı verdiler. Yol ayrımı içerisine giriş yaptılar. Ve uzun süredir de evleriyle alakalı kavga, gürültü dediğimiz dönem Temmuz başına kadar toparlanmış. Yani 11 Haziran bunların kararını vereceksiniz. Temmuz ayı itibariyle de boşanma ya da ayrılık ya da ilişki bitirmenin netliğine kavuşmuş olacaksınız.
Yengeç burçlarında en büyük özlem, geçmişte yaşadığınız bir ilişkiyi özlüyor olabilirsiniz. Tekrar onunla birleşmek istiyor olabilirsiniz. Belki böyle bir şansınız var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Uzun süredir bekar yengeçler içinde biraz daha sabırlı olursanız doğru aşka yelken açacaksınız. Kalıcı insanınızla karşılaşma. Özellikle çocuk bekleyen yengeç burçları için Ekim'e kadar çocuk muradı, hatta tüp bebek ya da tedavi süreçle yengeçler uzun süredir çocuk bekliyorlar. Olumlu süreç hayırlı olacak. İşlerinizle ilgili aslında verimlilik var ama Haziran sonu daha verimliliği artacaksınız. Bir de ufak tefek seyahatleriniz var. Avva'ya gitmek, ne bileyim Trabzon'a gitmek ya da Akdeniz'e gitmek gibi niyetiniz var. Bir yengeçler için hayırlı ve aydınlık olacak. Ailevi sorunlar var. Hepsini geçmişte bırakmak istiyorsunuz ama parasal dengeleri oturtamadığınız için kimseyle yüzleşemeyen yengeçler için bu yıl sonu hepsini yüzleşeceksiniz. Netliğe kavuşacaksınız ve kafanızdaki sorunlar bitmiş olacak. Sağlık olarak da psikolojik yorgunluklar var, uyku problemimiz var, belki uyku apnesi probleminiz olabilir, dikkat diyorum. 11 Haziran Aslan burçları için sevgiliyle vakit geçirememe, ona özlem, onu özleyeceğim korkuları, beni unutacak korkuları var. Öyle bir şey olmayacak çünkü tam bu sizin söz nişan haftanız olacak. Yengeçlerin iş hayatıyla ilgili de çok kötü gidiyor ama kötü de demiyorum, çok toplantılar, çok hareketli ama para dönmediği için gerginlikler yaşıyorsunuz. Haziran bitimi sizin verimlilik noktanız. Hatta bir ev satma gibi, yeni bir eve geçme gibi fikri var. Bu da gerçekleşecek gözüküyor. Para sıkışıklıklarınız var. Ödemeleriniz daraldı. Panik yapmayın. Yeni ev düzmeye karar verdiniz. Yeni ev oluşturmaya. Bunlar hayırlı olacak. Aileyle vakit geçirme ya da eşinizin ailesiyle vakit geçirme dediğimiz bir dönem haftası. Aslanlara şunu demek istiyorum. Evet, çok yoğun bir iş temposu var. Yeni işe girecek aslanlar için doğru bir zaman Haziran sonu itibariyle gerçekleşecek ama sizin en verimliliğiniz Eylül ayı. Eylül ayına kadar rolantide gidin, sinirlenmeyin, sakin olun. Her şey rayına oturacak diyorum. Temmuz ayında da söz nişan ailelerin birleşmesi olacak. Temmuz'un 13-14'üne kadar bu gerçekleşmiş olacak. Sevgilinizle ya da eşinizle gideceğiniz güzel bir deniz seyahatiniz var. Hatta Edirne, Edremit bu taraflara gidebilirsiniz. Ege tarafları güzel olacağını söyleyebilirim. Anne ile babayla atışma dönemi, gereksiz iş kavgaları var. Bunları kenara atın çünkü onlar sizi seviyor. Sadece iyi olmanızı istiyorlar. İyi olmanızı istedikleri için de gereksiz her şeyi abartıyorlar. Aslanlarda da bir annede kadınsal bölge hassasiyeti olabilir. Dikkat diyorum. Sizde de alerjik bir sorun olabilir. Kepek olabilir bu dönem. Dikkat. 11 Haziran Başak burçlarını neler bekliyorsanız, uzun süredir aşk yaşamak isteyen Başaklar için Haziran bitimine kadar doğru insanı bulma, hayat arkadaşı, evlilik istemeyen Başaklar için hayat arkadaşı diyorum. Ama evli çiftler için de uzun süredir kavgalı değil, kavgalı giden ilişkinizi toparlama, daha verimliliğe doğru hareket etme, hatta çocuk isteği olan evli burç, Başak burcu evli çiftlerimiz var. Doğru karardasınız. Aralık ayı itibariyle her neyse çocuk muradı olacak. İş konusunda devletle ilgili beklediğiniz bir atama ya da değişmesini istediğiniz bir evranız, olumlu bir süreç. Ağustos sonu bunun sevincini yaşayacaksınız. O yüzden Başaklar, şu anki iş konumuzu doğru noktada götürün. Çünkü aslında siz seviyorsunuz, yöneticileriniz de sizi seviyor ya da yapmış olduğunuz kendinize ait işinizde verimlilik Eylül itibariyle daha büyük kazanç sağlayacak diyorum Başak burçları için. Başaklar pimpiriklidir, detaycıdır ama merhametli ve vicdanlı oldukları için sadece kimseye muhtaç olmamak için mücadele ederler. Bir de gözlük problemi, yani güneş gözlüğü takıntısı olan Başak burçları var. Bu ara hani kıyafet ya da kıyafet ürünü alma gibi niyeti var Başak burçlarının. Bol bol alışveriş yapın çünkü siz alışverişi seviyorsunuz ve kendinizi uyarmayı tercih ediyorsunuz. Bir de ev ya da araç değişikliği niyetiniz var ama Eylül'e kadar sabırlı olursanız daha iyi olacak. Ve yatırım yapan ve dolara ya da euroya yatırım yapan Başak burçları, devam edin, değerlenecek paranız, panik yapmayın diyorum. Sağlık konusunda sadece dinlenmeye ve uykuya ihtiyacınız var. 11 Haziran terazi burçları ile ilgili, yöneticileriyle ilgili gereksiz kavga ve yeni iş arayışına giren terazi burçları için bence bu iki ayı sabırla bekleyin. Eylül ayında güzel bir işte tercihiniz olacak ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz yenilikler var. Bu gerçekleşecek. Hatta şehir değiştirmek isteyen teraziler için Eylül ayı doğru bir süreç. Yani şu an rolantide devam edin ki hani
para kaybı yapmak istemiyorsunuz ve bir sürü borçlarınız var, geçmişe ait borçları kapatmak istiyorsunuz. Bunlar için en doğru süreç Eylül. İlişki konusunda da aslında aşka çok ihtiyacınız var, yenilenmeye ihtiyacınız var ve çok sıkılıyorsunuz ilişkilerden çünkü güven probleminiz var. Size doğru bir aşk Eylül-Ekim arasında güven duyacağınız ve huzur duyacağınız doğru insanı bulacaksınız. Evli çiftler için boşanma kararı verildi. Sadece okul tatili bekliyorsunuz. Okullar tatil olsun, karı koca konuşalım ve yolları ayıralım dediğimiz bir süreç. Doğru ve mantıklı olacak ama evliliğini kurtarmak isteyen terazi burçları için diyorum ki bence biraz daha sabırlı olun çünkü eşiniz iyi ya da hanımınız iyi. Bence bu ilişkiye tekrar bir şans verin diyorum. Uzun süredir hastalık tedavisi ya da kanser ya da sağlık problemi yaşayan bir insanın sevincini yaşayacaksınız. Sağlığıyla ilgili mutlu olacağınız bir süreç ve uzun süredir alkol ya da ne bileyim gereksiz bir şeylere bağımlılığınız varsa teraziler bu ara inançlarınızı düzeltin, kendinize değer verin. Çünkü işiniz ve kariyeriniz ve özel hayatınız oturacak diyorum. 11 Haziran akrep burçları için aslında tatil planları var ama çok ödeme sıkıntıları oldukları için tatil bayramda çok fazla tatile gitmeyen akrepleriniz olacak. Aileleriyle geçireceksin çünkü ev ödemesi, araba ödemesi çok zorlandığınız akrepler diyorum. Bu birkaç ay daha böyle sıkıntılı geçecek ama ilişkiyle ilgili aslında yeni bir aşka yelken açacaksınız. Ve bu aşk sizin için bereketli ve hayırlı olacak. Ve tekrar çocuk isteyen akreplere gerçekten bu yıl doğru insanını bulup, doğru kadın ya da doğru erkeğinizi bulup aile olmayı yaşayacaksınız. O yüzden akreplerde sürpriz değişimler, yenilikler, iş yenilikleri, aşk yenilikleri hayırlı olacak. Yalnız akreplerde bir tutumsuzluk var parayla ilgili. Çünkü çok borca girdiniz ve bu borcun üstünden kalkamadığınız için korkularınız var. Hiç panik yapmayın. Ocağa kadar %50 borcunuzdan kurtulmuş. Hatta iş kurmak isteyen akrep burçları için de Ekim ayı çok doğru bir süreç olacak. Kendinize iş kurmak istiyorsanız hayırlı. Yöneticilerle ilgili ödüllendirilecek akrepleriniz de var, başarı sağlayacak. O yüzden akreplerin yöneticilerinden sürpriz yurt dışı seyahati ya da şehir dışı seyahati olacak. Uzun süredir de huzur bulmak istiyordunuz, huzuru bulmak istiyorsunuz. Aslında yıl sonu itibariyle arınma, iyileşme ve yenilik dönemi olacak akreplerde. Akreplerin de spor takıntısı oldu. Bol bol spor, pilates, yüzme, bu tarz enerjiye giriş yaptınız. Devam edin çünkü ruhunuza iyi geliyor, enerjinize su iyi geliyor diyorum. 11 Haziran yay burçlarında neler bekliyorsanız tatil, yolculuk, yurt dışı, şehir dışı planlarınız var. Haziran sonuna kadar bunların hepsi gerçekleşecek. Kendinize ait işlerle ilgili maddi kaygılarınız var ama zevkiniz ve zevkinizle alakalı süreçleri de ihmal etmek istemiyorsunuz. Bir boşanma kararı olacak ya da ilişki bitme kararı olacak. Yay burçları var. Biraz tedirginsiniz ama doğru noktayı bulacaksınız. Çünkü yeni bir ilişki size yeniden huzur vereceğini düşünüyorum. Uzun süredir aşk yaşamayan boğa burçları, yay burçları ve özellikle aklınıza taktığınız bir erkek varsa ya da bir kadın varsa doğru zaman, şimdi zaman gidin konuşun. Çünkü ilişki güzel bir süreçte aydınlığa kavuşacak. Evinizle ilgili tadilat gibi, yenilik gibi, ne bileyim evinize saksı, çiçek mesela bir şeyler alma gibi, toprakla uğraşma dediğimiz bir dönem başlayacak. Uzun süredir de ailevi miras konularınız var, çözülmesini istediğiniz mallar var, satılmasını istediğiniz mallar var. Sanki Eylül'e kadar da bunlar rahat ermiş olacak, büyük bir ferahlık söz konusu. Yaylarda da sağlık olarak boyun fıtığı, boğaz enfeksiyonu gibi durumlar olabilir ve uzun süredir çocuklarıyla ilgili istedikleri bir okul ya da oluşmasını istediği bir okul varsa bunlar Eylül'e kadar bu olayı çözmüş olacaklar. Hayırlı olacak. Hatta yaylarda şöyle bir şey var. Aslında yeni aracınız var ama yeni bir araç almak istiyorsunuz. Alabilirsiniz. Ama yeni bir ortaklı ya da işinizle ilgili yöneticilerinizle keyifli bir hafta, güzel bir süreç var. Yaylarda da bir değişim var. Kendilerinizi yenileme, uyanma ve uyku problemlerinizin hepsi geride kaldı. Geçmişi sildi yay burçları. 11 Haziran Oğlak burçları için çok yoğun bir ortaklı, iş koşturması, mekanlar, yenilikler, yeni anlaşmalar ve hatta yöneticiler ya da patronsanız bile çalışanlarınızla ilgili büyük projelere imza atacaksınız. Büyük devletle ilgili oluşması gereken yenilikler var. Hayırlı olacak diyorum. Ve işsiz oğlaklar da 1-2 ay daha sabırlı olurlarsa 1-2 ay sonra istedikleri iş kapısının hayırını yaşayacaklar. Bekar oğlakların biraz daha sabırlı olurlarsa aşka yelken açmaları için 3 ya da 4 ay ya da 3 hafta ya da 4 hafta gibi bir süreç var. Doğru insan demiyorum ama keyif alacağınız ve huzur duyacağınız bir insanla bir başlangıcınız var. Onların da ev değişimi değil de sanki yazlığa gitme, anneyi ya da babayı yazlığa yollama gibi bir planları var. Ya da çocuklarını yazlığa gibi. Evet, doğru bir zaman. Temmuz'un başına kadar bunların hepsi çözümlenecek.
Hatta artı ekstra iş yapmak isteyen farklı ortaklı işler var. Bunlar da aydınlığa kavuşacak. Bence oğlaklar çok yoğun bir iş temposu, 7-8 ay yoğun bir tempoda paranızı biriktirin. Sakin bir hayatı kontrol edin. Çünkü sizde zenginlik ve tahta oluşma ve yenilikler var diyorum. Aşk yaşamayan boğa burçları, ben evde kaldım, koca bulamıyorum ya da kadın bulamıyorum diyen oğlak burçları için de daha 2019 sizin için doğru bir süre. 2019'dan sonra olumluluk başlayacak. Bir de birinden borç aldınız ya da borç konunuz var, bu verilmeyecek, biraz daha bekleyin diyorum. 11 Haziran kova burçları ile için lider burçlar biliyorsunuz ki çok daha ebeğinden. Başarmak ve hedeflediği birçok şeyi aydınlığa kavuşmak istiyorlar. Mahkemesel ve iş mahkemeleriniz olabilir. Bu dönem bunlarla ilgili bir mücadeleleriniz var. Sizde de bir tatil planı var ama şu an tatilden önce iş sistemini oturtup, aile sistemini oturtup daha rahat bir sürece geçme fikriniz var. O yüzden 2 ay yoğun bir tempoda ve verimli tempo ve kararları doğru noktada vereceğiniz kovalar diyorum. İlişkinizle ilgili, evliliğinizle alakalı uzun süredir bitirme niyetiniz varken birden evliliğimi kurtarma kararı verdi kovalar. Evet, doğru bir süreç, hatta çocuk niyetleriniz var. Bu çocuğu da yapacaksınız, buna hazırlıklı olun. Kovaların uzun süredir aşk yaşayamıyorum, ben ne zaman bulacağım Emine ablacığım diye inleyen kova burçlarına aşk var ama sizler çabuk aşık olup çabuk bitiren insanlarsınız. O yüzden biraz seçici olmanız gerektiğini, herkese aşk olmaz, gerçekten doğru aşkı bulacaksınız. Sizin de aralığa kadar bulmuş olduğunuzu düşünüyorum. Sizde de mide, gaz sıkışması ya da nefes borunuzla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Ya da kulak enfeksiyonu gibi sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum, panik yapmayın. Kovalarda takıntılı dönem, detaycı dönem, boğaz enfeksiyonu dönemleri var. Öksürebilirsin hayatım, bir sıkıntı yok. O yüzden dert etmeyin diyorum. Hayatınızdaki her şey değişecek kovalar ama uzun süredir aşk yaşamayan ve insanlara da doğru aşk zamanı var. 11 Haziran balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, onlar da devlet görevi, atamalar ya da değişmesini istedikleri tüm evrakları teslim ettiler, gün ve saat bekliyorlar ve onlar da gideceği yolcu. Onlarda da söz, nişan, evlilik kararı var. Temmuz 13-15 arasında bu gerçekleşmiş olacak. Sevgilisinin onu aldatacağını ya da bırakacağını korkuları var. Panik yapma, balık burcu seni sevdiğini seviyor, bırakmayacak. O yüzden balıkların iş kariyerleri ile hedeflediği ve uzun süredir iş bekleyen insanlara daha 3 ay daha bir süreç tanıyorum. 3 ay sonra verimliliği bulacak balık burçları. Anne baba özlemi var da hiç anne baba değil de kendi düzenleriyle alakalı teslim etmesi gereken noktalar için anne babayı ziyaret ettiniz. Onun da keyfini çıkartın çünkü arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirip eğlenmek istiyorsunuz. Onu da yapın diyorum. Ve uzun süredir evli çiftlerimiz için de çocuk değil de ev alma müjdesi diyorum. Ev ya da araç alma müjdesi olacak. Bunu da 2 hafta ya da 2 ay içerisinde gerçekleştirecek balık burçları. Balık burçlarında baş ağrısı, uyku problemi ya da her şey takıntı problemi başladı. Gereksiz her şey alınganlık. Bunları kenara bırak çünkü balıklar 2018'de yeniden doğdunuz. Her şeyinizi oturtmaya çalıştığınız bir yıl, verimlilik ve aydınlık yılının keyfini çıkartın. Sadece vateni görevi yapan balık burçlarımız var. Allah vakitte tezkeremizi almayı nasip etsin. Devletle ilgili atama bekleyen balık burçları Eylül'e kadar çözmüş olacak. Yeni iş bekleyen balık burçlarımız için de gerçekten istediği noktanın sevinci var diyorum. Aşk da var, çocuk da var, ev de var, mutluluk da var, huzur da var. Evet, 11 Haziran. Kanalımızda, YouTube kanalımızda abone olan herkesin burcunu yorumladım. Lütfen küfür ediyorsunuz, devam etmeyin küfürlerinize. Bize saygı gösterin, emeğe saygı duyun. Beğenmiyorsanız da lütfen kanalımdan çıkın. Mecbur değilsiniz, parayla da kimseyi bağlamadık biz buraya. Sizleri seviyorum, sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.